Evet, tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Pinti Panda TV ekranlarında menümüzde bu defa Dota var. Bir de uçan eşeğimiz var. Ne kadar tatlı bir şey bu ya. Neyse, asıl konuya dönersek arkadaşlar, son zamanlarda bayağı bir duymuşsunuzdur. Dota şöyle, Dota böyle, Dota key'i olan, olup da vermeyen, bilmem ne falan filan birçok ortamda. Şu anda beta aşamasında hala oyun. Haliyle yani tam sürüm çıktığında bedava oyun olacak, free to play olacak, ama dediğim gibi şu anda beta olduğu için çok fazla oyuncu oynama fırsatı bulamıyor. Oynamak istiyor da oynayamıyor, öyle söyleyeyim. Eğer siz de onlardan biriyseniz, tabi burada kastettiğim hani veteran dotacılar değil, böyle yılların dotacıları değil. Benim gibi yani şu haritaya bakıyorsunuz, çok karışık bir şey görüyorsunuz. Hani nedir ne değildir konusunda biraz fikir sahibi edebilmek adına şöyle 8-10 dakikalık bir video çekeceğim. Bundan sonra en azından Dota nedir ne değildir hepimizin bir fikir sahibi olacak. İlerleyen aşamalarında işte yok hero'lardı, yok item setlerdi, şunlardı, bunlardı, taktiklerdi, terimlerdi. Onlara gireriz. Ama şimdi ne yapacağız? Anneyi anlatır gibi temelden benim gibi cahillere anlatacağım arkadaşlar. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu arada ben size savaştan sahneler gösteriyorum. Olan bitene de döneceğim. Dota dediğimiz meşhur bir Warcraft moduydu. O kadarını biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hani Counter Strike nasıl Half-Life'ın önüne çıktı ya, Dota'da bir noktada artık Warcraft'ın önüne çıktı. Hani mod olmaktan çıkıp böyle başlı başına bir oyun oldu. Ve şu anda klonlarıyla beraber işte LoL var, League of Legends, Honor var, Heroes of Neverworld ve asıl devamı olan Dota 2 Valve tarafından geliştirildiğini, ki biz oradayız, tekrar hatırlatayım. 5'e 5 oynanan bir oyun arkadaşlar. Yani gerçek zamanlı strateji oyunun ana türü o, ama buna aynı zamanda RPG öğeleri eklenmiş, aksiyon öğeleri eklenmiş. Haliyle de dakika 1'den itibaren hiç durmayan, izlemesi ve oynaması aşırı keyifli bir sistem oturtulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere temelde hero'ların kapışması. 5 tane hero bir tarafta, yukarıda görüyorsunuz. 5 bir tarafta. Bunların hepsinin özellikleri ve sınıfları var. Kimi strength hero'su, güç hero'su, yakın dövüşçü, camış gibi tabiri caizse. Kimi daha çeviklik hero'su, işte ok atıp kaçıyor, ne bileyim, çok hızlı ninja saldırılar yapabiliyor, ani saldırılar. Kimi daha zeka alanında yatkın ve büyülerle, manalarla ön plana çıkıyor, takımını destekliyor. Bunun gibi 40'ın üzerindeki, çok daha fazlası da eklenecek. Dediğim gibi beta daha tüm hero'lar, kahramanlar eklenmedi. Bunların karşılıklı kapışması. Gördüğünüz gibi Dire ve Radiant, ya da en azından bu harita için bu iğrenç tipli kırmızılarla güzel çiçekli böcekli yeşillerin mücadelesi diyelim. Bunların durmaksızın devam eden kapışmasını konu alıyor. Adı karizmatiktir. Defense of the Ancient. Hani Türkçe'ye çevirsek ne olur bilmiyorum da şey güzel olur. Kadimlerin müdafası. Çlaps. Evet. Öyle bir şey yani. Ama Dota, kadimler, müdafaa falan filan, şimdi kim uğraşacak benim dandik çevirimle. Bir yandan kopya çekiyorum. Bakayım, evet. Burada haritayı dediğim gibi arkadaşlar, ana koridor olarak 3 koridor var. Minimap'ten mouse takip ederseniz sol koridor, ki bu koridor üzerinde savunma kuleleri var. Sağ koridor aynı şekilde tam simetrik olarak her iki takıma da ait savunma kuleleri ve eş zamanlı şu minion dediğimiz creepler var. Ve bir de göbek var tabii ki. Göbek çok kritik bir nokta. Göbekte oynayan kahramanın işi çok önemli. Minion konusuna gelirsek, bir dakika, minion'dan önce binalar var. Neyse, bir dakika, şu kapışmayı bir izleyelim de o sırada. Gördüğünüz gibi iki hero, önünde de minion, yani şu ufaklıklar artık. Bunlar düzenli olarak karşılıklı çıkıyor arkadaşlar. Başlarda bunları keserek tecrübe ve altın kazanacaksınız. Ondan sonra o verdiğiniz, kazandığınız seviyelerle, harcadığınız paralarla, yani aldığınız eşyalarla da rakibi çizmeye çalışacaksınız. Diğer tarafa geçelim, diğer taraftaki savaşa. Gördüğünüz gibi 2 euro kesmeye devam ediyor buradaki kripleri. Ve bu sayede de altınlarını kazanıyor. Hemen üstlere döneceğim arkadaşlar. Bu bina çok önemli. Yıkıldı, kaybettiniz. Temiz. Yani ötesi berisi yok, çok da detayı yok. Yıkılmayacak bu bina. Doğduğunuz yer arkadaşlar, aynı zamanda shop, yani eşyaları buradan alabiliyorsunuz. Diğer shoplarda gördüğünüz
Yani şimdi gösterdiğim üzere şu anda gizli. Haritanın köşelerinde birer shop daha var arkadaşlar. Tabi bunlar her ırkın kendine ait. Bir de gizli shop muhabbeti var ki ora artık nasıl söyleyeyim daha ileriki seviye eşyaları, ileri seviye eşyaları alacağınız yerler. İşte burada haritada zaten şu anda secret falan diyor da oynadıkça siz yerine yurduna alışacaksınız. Bir de eşya konusunda hazır yakalamışken şunu göstereyim. Eşeği saldım çayıra, otlaya karnın doyura. Kurye arkadaşlar. Diyelim ki dükkanınızdan uzaksınız. Sipariş verdiniz. O siparişi almak için ta dükkana gitmiyorsunuz. Eşeği bakkala gönderiyorsunuz. Size olan biteni toplayıp getiriyor nevalenizi. Evet, güzel, hoş. Yani Valve oyunu hani kullanıcı dostu yapmak için elinden geleni yapmış. Gerçekten takdire şayan. 5 euro dedik. Bunlar 2, 1, 2 koridorları dağılıyor yerine göre. Bunu sakın Diablo gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu ciddi anlamda strateji ve takım oyunu. Hop. Bu arada bir hero kesildi. Takım oyunu ve stratejiye çok ağırlık veren bir oyun arkadaşlar. Gerektiğinde yani bu ortadaki oyuncu gidecek üst koridordaki arkadaşlarına yardım edecek. Yeri gelecek onlar buraya gelecek. Yeri gelecek 5 hero birleşip danaya girecekler. Hep beraber toplanıp harala gürele savaşa girecekler. Yani hani yardım sadece level atlamak, işte eşya alıp güçlenmek değil, aynı zamanda takım arkadaşınıza koordine saldırmak işin esprisi. Bunu yaptığınızda haliyle de ön plana ve üste çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız takım arkadaşınız yoksa, hani tek başınıza oynayacaksanız, nasıl Counter Strike'da, League of Legends'da, Starcraft'da mallar, öküzler, beyinsizler olduğu gibi burada da var. Onu göze alın. O yüzden varsa çevrenizde oynayan arkadaşlarınız, olmadı bu videoları izletip ikna edin kendilerini. Onlarla dalın ve adam akıllı hani gerçekten saatlerin su gibi aktığı bir kapışmaya takım arkadaşlarınızla, hatta kız arkadaşlarınız ya da erkek arkadaşlarınız olabilir, girin. Başka, bunu da geçtik. Turnuvalar e-spor. Onu niye yazmışım? Daha Dota'yı yeni tanıyacak adam turnuvayı e-sporu ne yapsın? Onu geçiyorum. Kapanış ve İstiklal Marşı. Tamam, onu fazla şey yapmışım. Ona da gerek yok. Evet, temel olarak arkadaşlar heroların kapışması, ama canlı bir harita var. Yani harita sadece bu koridorlardan ibaret değil. Gördüğünüz gibi kesebileceğiniz yaratıklar mevcut her yerde. Ama bu yaratıkları kimin keseceği de ayrı bir soru işareti. Yani her hero'nun ya da her oyuncunun bir sınıfı var. Yani sınıfı değil de bir rolü var. Kimi carry'dir, taşıyıcıdır. Yani başta kapışıp level atlayıp güçlenip takımını sırtlayacaktır. Kimi support'tur, destek verir. Belki savaşta çok etkili olamaz adam kesme anlamında, ama rakibin ortasına girer bir stun, yani stun'da sersemletme büyüsü, rakibi 3-4 saniye sersemletiyor, bir stun çakar, kendini orada feda eder, ama kalan 4 arkadaşı o hareketsiz rakibi dilim dilim kıyma makinesinden geçirip galibiyete doğru koşar adım ilerler. Bu tarz görevler, hero'lar ve sınıflar var. Bunları da değineceğiz arkadaşlar, ama temel olarak Defense of Ancients, Dota ya da dur, ne demiştim? Kadimlerin müdafası budur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere haritanın her tarafında bir aksiyon var. Hala şu an karışık gelebilir size. Ama oynadıkça ve hani çok fazla böyle kasmadan yavaş yavaş temellerine hakim olarak oynadıkça siz de dehşet biçimde oynamaya başlayacaksınız. Kendimden biliyorum yani. Budur. Herhangi bir sonraki video için önerileriniz, istekleriniz olursa yorum bölümüne yazın ya da bana bir şekilde ulaşırsınız zaten. Onun dışında da bir sonraki videoda işin biraz daha derinliklerine gireceğiz. İşte hero'lar, onların sınıfları, item'lar falan filan yardırıp geçeceğiz. Ama Dota budur arkadaşlar. Beğenir oynarsanız, özellikle arkadaşlarınız da alıp, hani kahveden adam toplayın oynayın bu oyunu arkadaşlar. O kadar ya, daha da diyecek bir şey kalmadı. Bayağı uzattım zaten. Evet, esen kalın arkadaşlar. Ama gider ayak eşek nerede eşek? Şu eşeğimle de bir vedalaşayım. Uçan eşek var ya, daha ne olsun arkadaşlar. Haydi görüşürüz.